Hoş geldin Nevzat. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sevgili Nevzat, şimdi milli takım arasındayız tabii. Bu arada milli takımımız da iyi bir performans sergiliyor. Onları da tebrik edelim. En son bir milli takım değerlendirmesi alacağım ama tabii ki taraftarlar şu anda Galatasaray ile ilgili haberleri merak ediyorlar. Bir istersen ne var ne yok sen bize anlat, sonra ben sorularımı sorayım. Ne anlıyor? Galatasaray milli araya fiziksel ve mental olarak yorgun girmişti. Çünkü iki bayağı maç oynamışlar. Derbi maç oynamıştı. İşte deplasmanlar, seyahatler derken ve yorucu maç takvimi de göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray için bu ara fevkalade iyi geldi. Yani mental ve fiziksel açıdan yorgun takımı kendine gelmesi için bir fırsattı. Bu açıdan özellikle milli takımlara giden oyuncu sayısının fazla olmaması da Galatasaray için bir şans oldu. İşte Mauro Icardi ve yine Muslera'nın sakatlık süreci de yani iğneyle onlar sahaya çıkıyordu. Evet. Daha doğrusu tedavi süreci de olumlu gitti. Yani dolayısıyla Galatasaray kendine geldi diyebilirim. Tabii bir Alanya maçını beklemek lazım ama yani bu milli aralar genelde tabii büyük takımların kabusu Ya. olurlar. Galatasaray için böyle bir durumdan bahsedemeyiz çünkü Galatasaray zaten en kötü senaryoda milli araya girdiği için bence Galatasaray için durum biraz tersine dönecek. Yani Galatasaray ligin artık kalan kısmı artı Avrupa'daki kritik maçlar öncesi bence bu milli ara Galatasaray'a çok iyi geldi. Yine bazı oyuncular yine form tutmak için bu arayı fırsat olarak kullandılar. Bir taraftan tedavi olan oyuncuların iyileşmesi, onların sağlıklı olarak tekrar sahalara dönmesi ki mesela Mauro Icardi Galatasaray'da son dönemde evet iğneyle oynuyordu ama yani performans olarak düşükteydi. Evet. Muslera keza o da büyük bir fedakarlık yaptı. Genel olarak İstanbul'da hava da soğuktu. Bugün tabii biraz daha güneşli. Sen de gazeteye gitmişsin galiba. Evet. Dolayısıyla bakalım yani biraz daha özel bilgilere geçeriz şimdi. Peki, şimdi senin de söylediğin gibi hani biz en son bir aradan önce yaptığımız Galatasaray yayınında zaten milli ara iyi gelecek diye konuşmuştuk. Şimdi özellikle Icardi'nin ve Muslera'nın durumu çok merak ediliyor. Çünkü işte hani evet iğneyle oynuyorlar, büyük bir fedakarlık yapıyorlar diye konuştuk ama hani biraz da performans düşüşü görmüştük bu iki oyuncuda. Şimdi Beşiktaş, ihtiyacı kaldı mı? Bir onu öğrenelim evet. senden. Şimdi Beşiktaş maçında Gezal'ın darbesiyle sakatlanan Mauro Icardi hem Avrupa'da hem ligde büyük bir fedakarlık yaparak Evet. iğneyle sahaya çıkıyordu. Hatta kimileri nasıl bir iğne bu sahaya çıkıyor ifadesini kullanıyorlar ama yani sonuçta oyuncu hakikaten de burada belki de risk alıyor. Yani profesyonelce davranıp davranmadığı sonuçta yani onun yorumunu bana düşmez ama yani sonuçta burada büyük bir fedakarlık söz konusu. Bu milli arada Mauro Icardi hiçbir yere gitmedi. Normal şartlarda biliyorsun yani seyahati de sever. Yani gider işte ne bileyim işte yani en kötü Milano'ya gidebilirdim. Mauro Icardi İstanbul'da kalarak tedavisini de yoğun şekilde yaptırdı, sürdürdü. Bugün yarın takımla beraber artık antrenmanlara çıkmasını bekliyoruz. Evet yani sahalara çıkıyordu ama antrenmanlara çıkmıyor Icardi. O performansına da olumsuz yansıyordu. Bugün yarın artık takımla beraber antrenmanlara başlıyor. Bunun müjdesini verelim. Mauro Icardi cephesinde durum bu. Muslera ile alakalı herhangi bir durum var Muhtemelen mı? herhangi bir problem yok. Milli takıma gitmedi. Gayet iyi durumda. Yani Muslera da eyvah dedirtmişti ama o da Bayern maçında, Hatay maçında kaleyi korudu. Muslera da herhangi bir problem yok. Yani ciddi bir durumu da söz konusu değil. Muslera zaten Alanya maçı ve diğer maçlarda da kalede olacak. Peki. O zaman biraz daha özel sorulara geçmek istiyorum. Şimdi Rıdvan Yılmaz ve Salih Özcan bir gündeme geldi. İşte bir konuşuluyor. Biz hatta sana şöyle söyleyeyim. Yaz transfer döneminde Rıdvan'la ilgili biz seninle konuşmuştuk, hatırlıyorum. Belki hani olabilir.
falan diye. Şimdi tekrar Rıdvan Yılmaz Galatasaray'ın gündemine geldi mi? Çünkü bir sol bek ihtiyacı olduğunu zaten hepimiz konuşuyoruz bu konuyla alakalı. İşte Angelinho istediği gibi performans gösteremedi vesaire. Var mıdır Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz'la alakalı bir girişimi devre arası için? Galatasaray'ın Rıdvan'la niye bir şey olsun ki yani? Angelinho zaten Rıdvan'ın 3 gömlek, 5 gömlek üstü bir oyuncu. Yani zaten Angelinho'nun veremediğini Rıdvan mı verecek Galatasaray? Yani orada Rıdvan zaten savunma problemleri tartışılan bir oyuncu. Rıdvan bana göre bir sol bekten ziyade bir sol iç oyuncusu. Yani hatta bazen yetenekleri de belki daha farklı pozisyonda bile oynatılabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla yani Rıdvan bana sorarsan bir risktir, bir kumardır Galatasaray için. Yerli pasaportu var diye de Galatasaray gidip Rıdvan'ı herhalde transfer etmez diye tahmin ediyorum. Bana çok şey gelmiyor. Yani Angelinho'dan iyi bir oyuncu olsa tamam derim. Artı ya da Angelinho'ya yakın bir oyuncu. Angelinho Rıdvan'ın 3-5 gömlek üstü bir oyuncu. Yani şimdi yani olayı bence bir mantık çerçevesinde değerlendirdiğim vakit bana çok tutarlı gelmiyor Rıdvan Yılmaz ismi. Salih, evet Galatasaray için önemli bir hedef ama sadece Galatasaray değil. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncu. Ya da bugün Salih bu performansıyla Bayern de yapabilir. Yani Alman milli takımına karşı sergilediği performansla görüldü ki Salih elit kategoride bir oyuncu. Üst seviyede bir oyuncu. Dolayısıyla Salih, evet Salih istiyor kulüplerimiz. Galatasaray 3'e 5'e bakmaz. Bonservisi neyse verir ama Salih'in böyle bir niyeti var mı? Salih de şu an çok böyle Türkiye'ye dönme taraftarı değil. Artı Dortmund'da oyuncu bırakmak istemiyor. Bence Dortmund oyuncu, Türk futbolcu çok yüksek rakamları onu satacak yani. Bunu da Bayern yapar gibi geliyor. Bayern orta sahasında mesela Salih gibi oyuncu yok. Yok. Dolayısıyla Salih istemek evet serbest ama almak öyle kolay değil. Anladım. Peki. Yani çoğu kulübün ilgisi var ama dediğin gibi almak kolay değil gibi duruyor. Peki. Sasha Boya ile alakalı bir sorum olacak. İşte Galatasaray'ın kendisine tekrar bir sözleşme yaptı ancak kendisinin sözleşmeyi kabul etmediği gibi bir şeyler var. Doğru mu bunlar? Yani zaten oyuncu herhalde gitti. Öyle konuşmuş. Şu an Sasha Boy konusunda bir anlaşma yok. Anlaşma olmaması Galatasaray açısından evet çok istenen bir senaryo değil. Ama Sasha Boy'un sözleşmesi devam ediyor ve belli ki Sasha Boy yazın en kötü iyi bir rakama satılabilir. Yani bu bence çok aceleci olmaya gerek yok. Burada kaybeden taraf kim? Yani Galatasaray mı Sasha Boy mu? Şimdi Sasha Boy 2 küsür istiyor. 2,5 milyon euro istiyor. Doğrudur. Ama Galatasaray'da 460 bin euro alan futbolcu birden 2,5 milyon euroya çıkarıp Kerem'in, Abdülkerim'in 2-3 katı para yani o işler öyle kolay değil bir anda. Netice itibariyle Sasha Boy 1 küsür milyon euro, 1,2, 1,3 milyon euroyu kabul ederse Galatasaray'da sözleşmesi uzatılacak. Ama etmezse de zaten Galatasaray sözleşmeli oyuncusu ve Galatasaray bu oyuncuyu Brighton olur, işte ne bileyim Arsenal olur ki bence Sasha Boy konusunda sürpriz İtalya'dan olacak. İtalya'da Inter'in Sasha Boy için 25-30 milyon euro bandında bir teklifle Galatasaray'ın kapısını devre arasında çalacağı söyleniyor. Yani Sasha Boy sürecinin şu an hızlı ilerlememesinin nedeni biraz da bu. Inter'in yapacağı bu teklif hem oyuncu açısından cazip hem Galatasaray açısından cazip. Şimdi Galatasaray açısından şöyle cazip. Oyuncunun maaşı Galatasaray'da 2,5 milyon euro olsa Inter'e 4'ten aşağı imza atmaz. Ve dolayısıyla Inter açısından çok da maaş yükünden dolayı ki orada vergi oranı vesaireyle maliyeti çok daha yüksek bedellere ulaşıyor. Neredeyse yıllık 7-8 milyon euro bir bedel ortaya çıkacak. Şimdi Inter'in bu bonservisi vermesi için aslında Galatasaray'ın şu aşamada şu şeyde gitmesi yani şu maaş bandında bile gitmesi Galatasaray açısından bir risk teşkil etmiyor. Ha, devre arasında Galatasaray'ı satmaz. Inter'e der ki ya ben şampiyonluk mücadelesi veriyorum.
Biz bunu işte önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere bu anlaşmayı yapalım der demeli. Yani Saşa boyu Galatasaray devre arasında asla satmamalı. Satıyorsa da bunun süresi önümüzdeki sezonu kapsayacak. Yani önümüzdeki sezondan itibaren başlangıcı olmak zorunda kişisel kanaatim. Ki Galatasaray cephesinden aldığım bilgiler de o yönde. Peki, şimdi ben bu arada tabii hem Abdülkerim'den de bahsettin, işte Kerem'in, Abdülkerim'in hani o kadar o kadar para aldığı yerde diye. Şimdi Abdülkerim Bardakçı ile alakalı da bir zam yapılacak mı? Ne düşünülüyor bu konuda? Abdülkerim zam istemedi ama yönetim maaşına 30 milyon euroya çıkaracak. Yani örnek gösteriliyor, çok takdir ediliyor. Burada Abdülkerim'in altını çiziyorum. Herhangi bir şekilde kulübe menajer aracıyla ben bir zam istiyorum, iyi oynuyorum. İşte yok döviz şöyle oldu, işte zam böyle bir talep asla olmadı. Ama Galatasaray yönetimi, Başkan Dursun Özbek, Erden Timur, Abdülkerim hak ediyor. Türkiye'de hakikaten milli takım formasıyla da çok iyi işler çıkarıyor. Yaşından dolayı bir Avrupa yapar mı? Ya da çok az sonra bir bedele gider mi bilmiyorum ama yaz döneminde net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın kapısını birçok takım çalar. Yani Avrupa'dan olur, Arabistan'dan olur ya da Rusya'dan olur. Birçok takım çalacak ki zaten Suudi ve Rus kulüplerinin geçen yaz yani bu geride bıraktığımız yaz gündemindeydi Abdülkerim ama bir Almanya maçı, bir Bayern maçı falan filan Abdülkerim'in fiyatını da yükseltti. Bugün Abdülkerim'in uluslararası basında önemli oyuncuların Abdülkerim'le ya da hocalarının Abdülkerim'le ilgili çok olumlu ifadelerini görüyoruz. Ben Abdülkerim'e yani zam basit iş. Abdülkerim de zaten hiç o konuda zorluk çıkarmadan yönetim zaten yapma kararı aldı. Ama Abdülkerim'in bu performansı bu sezon devam ederse yazın biz Abdülkerim'in transferini yine sürekli olarak konuşacağız. Peki şimdi senin yazdığın bir haber üzerinden bir sorum olacak. Şimdi bu taraftarın da hani çok fazla konuştuğu Kerem'in 10 numarada hani istenen performansı vermedi. Kerem'i biz 10 numarada görecek miyiz yoksa 10 numara pozisyonuna veda edecek mi artık? Kerem 10 numara pozisyonuna veda ediyor. Hoca burada kesinlikle Kerem'in sol açıkta daha iyi performans sergileyeceğini ve rakamların istatistiklerinde bunu gösterdiğini. Zaha'yı oynatmanın evet bir artık neredeyse maliyeti, işte oyuncunun ismi herkes sanki hani Zaha orada olmak zorundaymış gibi hissediyor ama Zaha zaten bunu hak eden bir oyuncu. Yani kötü bir, iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Zaha'ya bir pozisyon değişikliği olacak. Orada Zaha sağ aşağı geçecek. Şu an düşünülen bu. Ama hani bu milli takımlardan dönüşlerin olması lazım. Bir Kerem falan dönsün. Biz bunları Perşembeden sonra ama yani Perşembeden sonra da bir antrenman kalacak. Yani bir Perşembe, bir Cuma. Galatasaray Cumartesi maç yapacak. Ama düşünce bu. Nergis. Yani Kerem sol açıkta oynadığında hem Icardi'ye daha fazla pozisyon hazırlıyor, hem daha fazla pozisyona giriyor, hem skorer kimliği daha fazla yansıtıyor. Orada daha kendini iyi hissediyor. Ha şu, ama bu tabii domine etkisi yaratabilecek bir durum. Kerem sol açıkta oynadığında arkasındaki adam bu kez de sol bek tartışılır hale geliyor. Yani Kerem'in fazla savunma yapmayı sevmemesinden dolayı ya da iyi olmamasından dolayı bu sefer de sol bekler için bir sıkıntılı durum ortaya çıkıyor. Bakalım ama hani şu an eski düzene dönüş yani o fabrika ayarları mı deriz eski düzen mi neyse Galatasaray ona bir dönecek yani. Peki Galatasaray'la ilgili son sorum. Şimdi Zaniolo'nun geri döneceği iddiaları var. İngiliz basınında özellikle bu iddialar. Senin bu konuyla alakalı bir bilgin var mı? Yok. Yok. Yani şu an Zaniolo Galatasaray Zaniolo'yu satar. Yani o bonservisleri yani Galatasaray'a o bonusları hariç kiralama bedeli artı satın alma opsiyonu üzerinden 27,5 zaten geliyor. Bonuslar vesairelerle bu 35'i çok rahat bulabilecek bir sözleşme. Zaniolo gider ya Galatasaray Zaniolo'dan zarar etmez. Ha, yani devre arası ben duymadım. Zaniolo'yu özlüyor musun dersen özlüyor.
Değişik, farklı, aykırı bir çocuktu. Takıma da yakışıyordu. Burada mutluydu yani. Galatasaray ve Florya ona iyi gelmişti. Ama sonuçta biraz Zaniolo isim olarak ya da oyuncunun kariyeri, tercihlerine baktığımızda bir proje gibi duruyor. Yani hep bir adım, bir sonraki hamle düşünülerek hamleler yapılıyor. Biraz Kim Min-jae'ye benzetiyorum. Yani oyuncu kariyeri açısından geliyor, gidiyor böyle. Yani Kim Min-jae'den Napoli, Fenerbahçe'ye gelişi o bir planın parçası. Sonra işte Napoli, oradan çıkışı Bayern, adım adım. Belki bir sonraki adım Real Madrid olacak. Yani Zaniolo için ise işte Roma, Galatasaray, Aston Villa, sonraki adım belki Chelsea olacak ya da ne bileyim daha üst Manchester United olacak. Sonra işte belki bir Barça yapacak ya da ne. Yani böyle adım adım giden bir kariyer var. Tekrar bir Türkiye'ye döneceğimi ben sanmıyorum. Zaten aklandı. O yüzden de artık kendini daha fazla sahaya verecektir. Yani orada daha motive olacaktır. Son sen sormadın. Endombele ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Bu milli ara en çok Endombele'ye yaradı. Endombele derken bile yüzün gülümsedi çünkü yani artık karikatürize edilmeye başladı oyuncu. Yani yok hamburger siparişi, yok bilmem garip garip, yok gofretti, şuydu buydu. Ya iştahı olsun. İştahlı olmak kötü bir şey değildir. Ama yani o iştahı insanlar biraz da sahada görmek istiyorlar. Yani Endombele'den. Bu açıdan baktığımızda da sanki bu arayı bekliyormuş gibi. Yani o kafa izni, yani böyle bir izin yaptı. Artık tamam ben havaya gireyim yavaş yavaş demiştir. Yani artık mevsimsel geçişler midir? Biliyorsun yani. Şimdi Ndombele, insanlar onu böyle fiziksel görüntüsüne bakarak yargılıyordu. Ya işte bu adam kendisine bakmıyor mu? İşte çok kilolu vesaire şu. Halbuki onun fiziksel yapısı, anatomisi böyle. Ama daha da problemli nokta onun biraz mental sorunlar yaşaması. Yani o yorgunluğu hissetmesi. Yani ya daha şimdi mesela Ndombele, ben sana yaşı kaç desem 32 falan dersin baktığında, 32. Hayır. Şu an Ndombele kaç yaşında biliyor musun? 26 yaşında. 26. Yani dünya bana kimse inanmaz mesela. Yani Ndombele 26 dediğimde baba yani sanki bu adam emekliliği gelmiş gibi bir görüntüsü var. Yani o kadar vazgeçmiş. Şimdi o milli ara ona yaradı. Kendine geldi. Yani bugüne kadar bize bildiklerimizi unutturabilecek bir Ndombele performansına hazırlıklı olun derim. Yani bugüne kadar bildiğiniz her şeyi unutun. Önümüzdeki günlerden itibaren bambaşka bir Ndombele izleyeceğiz. En çok beni Çünkü istiyorlar. Ben üzülüyordum ya öyle ona öyle söylüyorlar falan. Çünkü yani ben yapısına baktığım zaman anlıyorum çocuğun kemikleri iri yani o kadar da böyle bir yani gördüğün zaman anlıyorsun yani o kadar böyle bir aşırı kilosu olmadığını da öyle gözükmüyor ekranda tabii. Biliyorsun ekran 5 kilo daha koyuyor zaten. buradan şey, Endombele'den sen de kendine bir şeymiş görüyorsun. Kilolu mu gözüküyoruz diyorsun. Bana da Nerdombele diyorlar bana da burada. Ha, desinler bakalım. Peki. Bakalım. Yani artık Endombele zaten bu birkaç hafta oynar oynar. Oynaması zaten. Oynaması geçmiş olsun devre arası. Şimdi Endombele'nin tribini de çekmez yani, tamam seviyoruz ediyoruz deriz ama yani burası da Galatasaray, yani Vecino'yu taraflar istemedi, Vecino gelmedi. Yani böyle bir kulüpte Endombele'nin kariyerine herkes saygı duyar, ismine saygı duyar ama olmuyorsa da yani zorlayacak bir durum yok. Galatasaray gider en iyisini zaten Evet. alır. Evet. Bakan buradan faydalanmayı planlıyor mu hoca artık milli takım dönüşünde? Ya bakan bu aynı. Yani ne olacak yani, Manchester maçına bakan 11'de çıkmayacak herhalde ama yani sonuçta bir hamle oyuncusu olarak geldi. Bakan bunun böyle mutsuz olduğu bilmem, bu tarz haberler de doğru değil. Ama Galatasaray mutlaka bir golcü transferini planlıyor. Peki. O zaman bir de son olarak sana takım sorayım. Şimdi bu haberlerle karşılaşacağız ve önemli bir karşılaşma. Hem Almanya maçında nasıl buldun milli takımı? Oradan bu akşam da kazanır mıyız sence? Neler söylersin? Yani eğer Ermenistan'ı yenebilseydi Galliler deplasmanda,
bu maçı daha motive çıkacaklardı. Onlarınki biraz çok düşük bir olasılık. Yani işte ne bileyim Ermenistan Hırvatistan'ı yenecek de ondan sonra Galler Türk, yani çok zor olasılıklar. Dolayısıyla Galler Türkiye maçında bence yüksek bir motivasyonla çıkmayacak. Yani onlar artık kaderlerine razı olacaklar. Biz daha iştahlıyız ve moralliyiz. Montella yönetiminde de oyuncular da daha mutlu görünen o ki. Yani Türkiye kazanır. Halbuki işte bahis şeylerinde, yasal bahis şeylerine baktığımızda iddiada vesaire favori Galler gösterdi ama ben Türkiye diyorum, yani Türkiye kazanacak. Evet, inşallah tabii biz de çok istiyoruz bu akşam karşılaşmayı kazanmayı, lider olmayı. Bakalım. Senin de dediğin gibi Montella yönetiminde de güzel bir havaya girmiş gibi gözüküyor milli takımımız. Diyelim o zaman teşekkür ediyorum sana sevgili Nevzat. Ben de teşekkür Hafta ediyorum. zaten maç var. Maçtan sonra yayınımız olacak. Detayları aktarmaya devam edelim. Tamam, teşekkürler. İzleyen herkese de teşekkür edelim. Çok Hoşça kalın. sağ ol. Tamam. Evet, efendim, sevgili Nevzat Dindar bizler için hem milli takımı değerlendirdi hem de Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. İzleyen herkese de ayrıca teşekkürler. Yine Instagram üzerinden canlı yayın devam edecek diyelim. Şimdilik hoşça kalın.